Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Ve tülbentimi gördüğünüz gibi tek renk, tek sıra bir model olacak. İğneden ta bir model olacak modelimiz. Şöyle tığımın numarasını göstererek başlayayım. 22 numara tığımın numarası. Şöyle de tek renk 129 numara mavi rengimiz var. Tülbentimin şöyle göstereyim modelimizi. Evet modelim bu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle modelimiz ilk önce bu şekilde kutucuklar hazırlayıp üzerine de bu iğneden ta minik kirpikleri hazırladım sizler için şöyle tığ üzerine yapmaktansa bu şekilde trabzanların kutucukların arasında çok hoş durdu daha bir zarif şöyle kendini gösterdi arkadaşlar Evet modelimiz bu şekilde şimdi modelimin anlatım kısmına geçerek sizlerle başlayalım İlk önce ikişer zincir çekerek bu şekilde türbentimizin kenar tığlama işlemlerini yapıyoruz. Şimdi ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın şöyle zincir çekerek ipimi tığıma tutturduğumu düşünün arkadaşlar. Şöyle kameramı düzelteyim. Evet, iki zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. Hemen yanındaki tığ battının içine 2 2 alarak şöyle trabzan yaptım. Yine iki tane zincir bir defa doladım şöyle 2 ve 2 kutucuk yaparken eğer şayet gerdirme oluyorsa e, zincir sayınızı fazla yapabilirsiniz yoksa iki zincir gayet ideal şöyle bir defa tığımı doladım hemen boş tığ battıya girip 2 2 alarak trabzan yaptım 1 2 zincir bir defa tığımı doluyorum yandaki boş tığ battıya 2 2 alarak bu şekilde kutucuğumu oluşturdum. 2 zincir bir defa tığ dolayıp ilk sıramız bu şekilde gidiyor. Tığ hazırladıktan sonra üzerine bu şekilde kutucuklar yapacağız. 2 zincir bir defa doladım. Hemen kutucuğum oluştu. Ve dört kenar bu tülbenti tamamen bu şekilde gideceğiz. Şöyle 2 2 tekrar iki zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım hemen yuvaya girip 2 ve 2 2 zincir bir defa tığımı doluyorum yandaki boş tığ battıya trabzan 2 zincir bir defa dolayıp hemen 2 ve 2 2 zincir bir defa doladım 2 ve 2 bu şekilde tamamen şöyle dolduracağız tülbentimizi evet şöyle iki zincir çekerek tomurcukları yapacağız kutucukları oluşturacağız bir iki zincir bir defa doluyorum şöyle iki ve iki iki zincir Evet anlaşıldı sanırsam arkadaşlar daha fazla aynı işlemi yapmaya uğraşmayalım. Şöyle kutucukları oluşturduk. Şimdi diğer sıramızı çiçeklerin yapılış sırasına geçelim. Şimdi ipimizi tığımıza tutturduğumuzu düşünelim. İlk başlar gibi başlıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle herhangi bir kutucuğun içine girip sık iğne ile sabitliyorum görün diye model çıkarıyorum sıfırdan başlamış gibi de nasıl yapılacağını anlatarak böyle sizlerle devam etmek istiyorum arkadaşlar bu şekilde e, anlatım tarzı yapmayı daha hoş buluyorum Evet herhangi bir kutucuğun içine sık iğne ile ipimi sabitleyeyim bir defa tığımın başını doladım ve yandaki boş kutucuğa trabzan yapıyorum 1 2 ve 2 3 seferde aldığım bir trabzan bunu yuva olarak kullanacağız. 8 tane zincir çekiyorum. Şöyle sıkı sıkı çekiyorum ki kalıp gibi olsun. Hemen bu trabzanın içine kapatıyorum. İlk kirpiğimi oluşturdum. Yine 8 zincir. Aynı şekilde trabzanı yuva edindim. Kirpiklerim için yuva olacak. 8 tane zincir. 5, 6, 7 ve 8. Buraya trabzana kapattım. Ve 5 tane zincir çekiyorum. Ters tarafına döndüm. Şöyle ilk kirpiğin içine bu şekilde 5 zincirimi sabitledim. 4 zincir çekiyorum. Hemen sıradaki ilmeğimin arasına girip sık iğne ile sabitledim. Yine 4 zincir. Sıradaki kirpiği tuttum ve sabitledim. Bakın. Bu şekilde iki tane dörder zincirli yuva oluşturdum. Bir zincirle hemen düz tarafına döndüm ve sık iğne ile sabitledim buraya. Bu şekilde dönüş yaptım. Hemen 5 tane zincir çekiyorum. yuvanın içine girip sabitliyorum tekrar 5 zincir 4 zincirli yuvanın içine bu şekilde 5 zincirden 3 tane kirpik yapıyorum yine 5 zincir hemen sık iğne ile sabitledim dibine bir sık iğne yapıyorum şöyle bakın hem başında hem sonunda sık iğne olunca kirpiklerimiz çok hoş duruyor sıradaki yuvamın içine giriyorum şöyle sık iğne ile sabitliyorum 5 zincir ve kapattım bu şekilde tekrar 5 zincir 5 zincir Evet her iki 4 zincirle yapmış olduğum yuvalarıma bu şekilde beşer zincirden 3 tane kirpik yaptık yine bakın sık iğne bir de bu dönüş yapmış olduğum yerdeki 5 zincirin içine sık iğne yapıyorum. Bu şekil çok güzel duruyor. Denemenizi tavsiye ederim. Ve 7 tane zincir çekiyorum. Evet, şimdi 3. kutucuğumuzun içine 1 2 ve 3. Üç. 3. kutucuğun içine sık iğne ile sabitledim. Şöyle 1 2 ve 3. Bakın bu şekilde artma işlemi yaptım. Tam olacak. Geridirme veya da bol durmayacak bu artma işlemi bu şekilde. Hemen araya bir tane tığ battı boşluğu veriyorum. Bakın yapmış olduğumuz işimiz bu şekilde oldu. Görüyorsunuz çok hoş böyle çıtı zarif bir model oldu. Şimdi ilk başta başladığımız gibi başlayacağız. Tığımın başını bir defa dolayıp yandaki boş kutucuğa giriyorum. Şöyle bir 2 ve 2 alarak bu şekilde 3 seferde aldım minik bir trabzan yaptım kirpiklerim için yuva olarak kullanacağım 8 tane zincir çekiyorum 4 5 6 7 ve 8 şöyle kapatıyorum tekrar 8 zincir trabzanın içine 8 zincirden 3 tane bu şekilde kirpik yapacağız. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. Hemen buraya kapattım ve 5 tane zincir. Bakın 3 tane kirpik bu şekilde oluşturdum ve 5 zincir çekerek ters tarafına döndüm. Hemen sık iğne ile buraya sabitliyorum. 4 zincir Şöyle. 4 zincirimi hemen sıradaki kirpiğime tutturup bir yuva oluşturdum. 4 zincir sıradaki kirpikten tutup şöyle bir yuva oluşturdum. Bir zincir çekerek düz tarafına dönüyorum. Bakın. 3 kirpiğimin üzerinde 2 tane 4'er zincirden yuva var. Şöyle ilk yuvaya sık iğne ile giriş yaptım. 5 zincir çekiyorum. Hemen 5 zincirimi buraya kapattım kirpik olarak. Yine 5 zincir kapatıyorum. İkinci kirpiğim 5 zincir. Üçüncü kirpiğim. Hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum ki şöyle kirpiklerimi kalıplıyor. Çok güzel duruyor arkadaşlar. Sağına ve soluna sık iğne yaparsanız kirpikler çok hoş duruyor bir zincirimi şey sık iğnemi yaptım yine yuvama 5 zincir buraya kapatıyorum 1 2 3 4 ve 5 zincir yine 5 zincirden yuvaya 3 tane kirpik sık iğne ile buraya sabitledim hemen dibine bir sık iğne bir tane de bu 5 zincirle dönüş yaptığımız yuvanın içine sık iğne yapıyorum. Sıkı sıkı 7 tane zincir çekiyorum. Hemen 3. kutucuğa 1 2 ve 3. 3. kutucuğa artma işlemini gerçekleştirip şöyle bakın şu artmanın tam isabet olması önemli. Ne gerdirecek ne bolduracak arkadaşlar. Tam bu e, görünümde olacak yani. Tam orta kareler bir artma zinciri olacak. Evet şimdi bir tane daha yapalım. Şöyle 3 zincir çekerek ara mesafesi veriyorum. Boş olan kutucuğa 3 zinciri bu şekilde sabitledim. Bir yuva oluşturdum. Bir defa tığımı doladım. Hemen şöyle 1 2 ve 2. Trabzanımı yaptım. 8 tane zincir çekiyorum. 6, 7 ve 8. Hemen buraya sık iğne ile sabitledim. 8 zincir çekiyorum. Ve yuvanın içine girip kapattım. 8 zincir. Yuvanın içine girip kapattım. 5 tane zincir çekiyorum. Bakın 3 tane kirpiği yaptım yine trabzanın içine. 5 zincirle yukarı çıkacağız. Şöyle 5 zincirimi çektim. Hemen ilk ipi kapattım. 4 zincir buraya yuvaya kapatıyoruz. 4 zincir hemen sıradaki yuvaya kapattık. Evet, bir zincirle düz yüzüne döndüm. Bakın bu şekilde 3 kirpiğe 2 tane yuva yaptım tepe kısmına. Şöyle bir zincirimle sık iğnemi yaptım. Hemen 5 tane zincir çekiyorum. Kapattım. 1 2 3 4 ve 5. 2. kirpik 3. ve sonuncu kirpik dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen diğerine de kirpikle geçişimi yaptım. Evet ilk yuvanın kirpiği bu şekilde. İkinci yuvaya da aynısını yapacağız. Şöyle 5 zincirimi kapattım. Tekrar 5 zincir. Yuvanın içine giriyorum. Kapatıyorum. 5 zincir. Buraya sık iğne ile sabitliyorum. Hemen dibine bir sık iğne. Sonra 5 zincirinde içine bir sık iğne giriyorum bak bu 5 zincirli yuvanın içine de sık iğne ile geçiş yaptım 7 tane zincir çekiyorum 7 zinciri şöyle 1 2 3. tığ battıya girip kapattım 2 ve 3 zincir şöyle Evet modelimiz bu şekilde tamamladık bakın çok tatlı çok güzel yapımı da bir o kadar kolay hemen kirpikler üstüne kirpikler şöyle çıtı pıtı oldu modelimiz şöyle bir de tülbentin üzerinde göstereyim evet. bakın arkadaşlar çok güzel oldu hep zor model e, kanalda olacak değil ha. Evet şöyle modelimizi tamamladık. Çok kolay çıtı bıdı. Şöyle zarif bir model oldu. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Modelimiz gerçekten yapımı da gördüğünüz gibi çok kolay. Ben bunun bu kadar zarif durmasının sebebini bu alttaki kutucuklara da bağlıyorum. Yere yapışık olduğu takdirde daha farklı dururdu. Ama bu şekilde altında kutucuklar olduğu için şöyle modeli daha bir gösterişli yaptı arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim şöyle modelimi bir de karşı taraftan göstereyim evet. çok güzel oldu arkadaşlar yapılası bir model oldu şöyle evet. sizler de emeklerim için Hele ki arkadaşlar bu yeni bir kanal. Böyle destek vererek, abone, beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.